Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olmasını diliyorum. Uzunca zamandan beri düşündüğüm ancak bir türlü fırsat ve imkan bulamadığım son derece önemli bir rivayetin yorumunu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle bir öğrencimin hatırlatması üzerine bugün gündemimi aldım. Normal olarak derslerime bir 10 gün ara vermiştim. Ehemmiyetine binaen ve bu yaz tatili süresince öğrencilerim ilgi duyan değerli izleyenler rahatlıkla izlerler diye biraz öne aldım, öncelik verdim. Bu ele alacağım rivayet benim ilahiyat ikinci sınıfların hadis metinleri dersinde işlediğim, yorumunu yaptığım bir rivayet. Böylece genel anlamda sizlerle de paylaşmış olacağım. Rivayet 73 fırkayla ilgili. 2005 yılında Marife dergisinin özel sayısında yayınlanan 73 fırka üzerine bir inceleme makalem. Bundan gördüğünüz gibi yaklaşık 18 yıl, 20 yıla yakın bir süre önce yayınlanmış. Bu makalemi hadis ilminde metin tenkidi örnekleri diye neşredilen kitabımda da bulabilirsiniz. Bu bizim geleneğimizde oldukça etkili olmuş. Hatta şöyle diyebilirim ki Cabiri okumaları üzerinden İslam kültürünü ve İslam kültürünün arkasındaki aklın yorumlarını yapan bir akademisyen olarak düşünce tarihimizde son derece etkinliği olmuş, hala olmaya devam eden önemli bir rivayeti bugün konu alacak ve üzerinde duracağım. Okuyacağınız hemen her tür erken dönem, orta dönem ve son dönemde yazılan mezhepler tarihine ilişkin eserlerde en başta yer verilen ve keza fırkalara özel olarak yazılmış eserlerin yine başında sayfalarca bu rivayete atıfta bulunulan önemli bir efendim rivayeti ele almaya çalışacağım. Rivayetin tarihi değeri ve etkinliğini de göz önüne alınca konuya ilişkin yazmış olduğum makalemin uzunluğunu da göz önünde bulundurduğumda umarım o kadar uzun sürmeyen bir değerlendirmeyle siz değerli izleyenlere rivayet hakkında bilgi vermeyi başarırım, buna muvaffak olurum. Konu pek çok açıdan önem arz ediyor. Rivayetin yorumu üzerinde de durduğumda bunu göreceksiniz. Fakat konuya başlamadan önce hemen bir bilgi vermeliyim ki genç meslektaşımız Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Muhammed Emin Eren bu konuda bir doktora tezi yaptı ve uzun yıllar üzerinde çalıştı. Kuramer bunu yayınladı. Hadis, Tarih ve Yorum adı altında. Yazdığınız zaman kitap olarak da karşınıza çıkar internet aramalarında. Başlı başına 73 fırkanın analizini yapan bir doktora tezine de sahibiz. Üzerinde pek çok makalelerin yazıldığı, pek çok tebliğlerin yapıldığı, geleneğimizdeki etkinliğinden kısaca söz ettim. Yorumlarım üzerinde yeniden ele alıp üzerinde durmaya çalışacağım. Ve bir de ülkemizde son derece önemli bir doktora tezi yapıldı ve genç meslektaşımı kutluyorum, tebrik ediyorum bu önemli çalışmasından dolayı. Bu çalışmaya da zaman zaman atıfta bulunarak konuyu ele almak ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu girişimden hemen sonra her zaman yaptığımız gibi müsaadenizle ekranımızı paylaşalım. Ve ekranımız üzerinden konuya devam edelim. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler, başlığımız 73 fırka rivayeti. Bu rivayetin Kütüb-i Sitte'de Ebu Davud ve İbn-i Mace'de olmak üzere iki ana kaynağımızda geçen ve farklı versiyonları bulunan rivayete sahibiz. Ama kaynak itibariyle başka kaynaklarda oldukça yaygın olarak bulabileceğiniz iki rivayeti burada sadece ele aldım. Rivayetin üzerine detaylı okumak isteyenler
ve rivayetlerin tüm versiyonlarına ve isnat incelemelerine ilişkin yorumları da görmek isteyenler Muhammed Emin Bey'in kitabına bakabilirler. Üzerinde duracağım bu iki rivayet, ikisinin de üzerinde duracağım. Bu Ebu Davud'daki kısa versiyonuyla, İbn-i Mace'deki uzun versiyonuyla pek çok farklı lafızlar ve farklı versiyonlar üzerinden bize intikal etmiş olan bir rivayet okuması yapacağız. Şimdi burada daha önceki derslerimde de üzerinde durduğum üzere benim YouTube derslerimin hemen tamamında genel olarak rivayet meselesini hadisten ayırt ettiğimi, hadis ile rivayetin arasında son derece önemli farkın bulunduğunu defaatle söylediğimden dolayı kanalımı ve konuşmalarımı izleyenlerin hatırlayacaklarını düşünüyorum. Rivayet, Hazreti Peygamber'e isnat edilen sözün adıdır. Allah Resulüne böyle bir söz isnat ediliyor. Böyle bir söz söyledi deniliyor. Bunun adı rivayettir. Bu rivayet incelenmesi sonucunda rivayeti inceleyen muhaddislerin hakim kanaati, zannı galipleri sonucunda her bir muhaddisin kendi kanaati sonucunda bu rivayet Hazreti Peygamber'e aittir diye onu bize kitaplarında hadis olarak naklederlerse bunun adına da benim hadis tarihi ve usulü kitabımı okuyanlar bilirler. İçtihaden hadis diyoruz. İçtihaden hadis. Yani bu sözün Hazreti Peygamber'e ait oluşu Ebu Davud'un içtihadı sonucudur. İbn-i Mace'nin içtihadı sonucudur. Eğer Ebu Davud bu rivayeti sahih sayıyorsa, İbn-i Mace bunu sahih sayıyorsa, bu onların içtihatlarının sonucu olarak Hazreti Peygamber'e aittir. Örneğin Buhari bu rivayete yer vermediği için Buhari'nin içtihadına göre bu rivayet Peygamber'e ait değildir demektir. Demek ki bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait oluşu ya da olmayışı tamamen müçtehitlerin bireysel zannı galiplerine ve kanaatlerine bağlıdır. Bu itibarla hiçbir rivayet Allah'ın Resulüne kesin olarak ait olduğu üzerinden mütevatir olmadığından ve mütevatir hiçbir rivayetimiz bulunmadığı için lafzı mütevatiri kastediyorum. Hiçbir rivayetimiz olmadığından dolayı bunların hepsi zannidirler ve muhaddislerin içtihatlarına bağlıdırlar. Bu konuda benim hadis usulü dersleri yaptığım YouTube kanalımdaki hadis usulü derslerinden sahih hadis ve mütevatir hadis konularını özellikle dinlemenizi dinlememiş olanlarınız varsa bu vesileyle tavsiye ediyorum. Tabi bu arada hadis tarihi ve usulü dersleri diye hadis tarihi ve usulü dersleri diye bir de hadis usulüne ilişkin kitabım var. İlgi duyan izleyicilerimizin son derece anlaşılır ve kolay bir üslupla yazdığım bu esere de bakmalarını ayrıca tavsiye ederim. Şimdi bu genel değerlendirmeden sonra üzerinde duracağımız hadis kaynaklarımızda yer alan bu sözler Hazreti Peygamber'e ait olduğu iddiasıyla nakledilen rivayetlerdir. Bu rivayet Hazreti Peygamber'e aittir demek de bir içtihattır. Bunu diyenin içtihadıyla sınırlıdır. Ait değildir diyenin kanaati de kararı da bir içtihattır. Ve bunu iddia edenin içtihadıyla sınırlıdır. Tabi aittir diyenin de değildir diyenin de aittir derken değildir derken hangi karinelere ve delillere dayanıyor oldukları bizim için son derece önemli. Mevzuya bu açıdan baktığımız zaman hemen belirtmeliyim ki bir rivayetin sahih oluşu ya da olmayışı Hazreti Peygamber'e ait olduğu ya da olmadığına ilişkin bir kanaat belirtebilmek için her rivayetin
iki temel unsurunun üzerinde karar vermek ve kanaat belirtmek zorunludur. Bir rivayet iki unsurdan oluşur. Her rivayetin iki unsuru vardır. Biri isnattır. Genel izleyicilerimizi düşünerek söylüyorum. Bu isnat Hazreti Peygamber'den muhaddise kadar, yani rivayeti bize nakleden muhaddise kadar, rivayeti nakleden ravilerin rivayet zincirlerinin adına isnat diyoruz. İsnattan sonra Resulullah'ın tırnak içinde, işte burada olduğu gibi, sözünü nakletmeye, bu sözü de, buna da metin diyoruz. Bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu söylediğinizde, bunun isnat incelemesini de metin incelemesinde ayrı ayrı yapmış olmanız şarttır. Bu itibarla açık olarak söyleyeyim ki, bir isnat incelemesindeki kararınız olumlu olduğunda, yani ravilerin tamamı güvenilir olduğunda, böyle bir karar verdiğinizde, bu güvenilirlik de bir karardır. Benim hadis usulünde Cerh ve Tadil bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Bunların da nasıl subjektif kanaatler ve kararlar olduğunu göreceksiniz. Böyle bir kararı verseniz bile bu karardan hareketle bu söz Hazreti Peygamber'e kesin olarak aittir sonucunu çıkaramazsınız. Onun için bizim geleneğimizde hadis usulünde şöyle önemli bir ilke vardır. İsnadın sahih olması bir rivayetin metninin de sahih olmasını zorunlu olarak gerektirmez. Bir rivayetin metninin sahih olması için isnadın da sahih olması gereklidir. İsnat da sahih olmalıdır. Ama ne tek başına isnat, ne tek başına metin bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olduğunu kanıtlamaya yetmez. Hatta bir açıdan mütevatir olmadığı sürece, ki elimizdeki rivayetlerin hiçbiri mütevatir değildir, hiçbir zaman %100 Hazreti Peygamber'e ait olduğu iddia edilemez. Genel izleyicilerimizi de dikkate alarak burada müsaadenizle şu iki kavramın da bilgi değeri açısından ne anlama geldiğine dair bazı hususları söylemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Elimizde bizim rivayetleri geleneğimiz mütevatir. Bir de haberi ahad diye ikiye ayırmışlardır. Mütevatir rivayet %100 peygambere ait olduğu kesin reddedilemeyen rivayet demektir. Lafız olarak böyle elimizde hiçbir rivayet yok. Yani hiçbir kaynağımızda böyle bir lafız itibariyle mütevatir rivayet yoktur. Bu konuda detaylı bilgiyi hadis usulü derslerime havale ediyorum. İzleyicilerimiz lütfen detaylı bilgiyi oradan alsınlar. Mütevatir bir rivayetimiz olmadığı için bu söz bu şekliyle %100 Hazreti Peygamber'e aittir diyemiyoruz. Geri kalan tüm rivayetler %99'dan %1'e kadar, %1'den %99'a kadar hangi düzeyde olursa olsun Hazreti Peygamber'e ait olma ihtimali olan rivayetlerdir. İşte bugün üzerinde duracağımız ve yorumunu yapacağımız rivayetlerimizde bu türden ahad rivayetlerdendir. Hazreti Peygamber'e ait olup olmaması konusu tamamen konunun uzmanlarının kanaatlerine ve içtihatlarına bağlı bir durumdur. Genç muhaddis kardeşim Muhammed Emin Bey, doktora tezi önemli bir çalışmadır. Son derece değerli bir çalışmadır. Kendisinin de iyi ve önemli bir çalışma yaptığını düşünüyorum.
Ve bu yaptığı çalışmada her ne kadar sonuçları itibariyle bütünüyle kendisine katılmasam da önemini asla göz ardı edemeyeceğim. Bu çalışma bu rivayetlerin bu şekliyle bu lafızlarla Hazreti Peygamber'e ait olamayacağı sonucuna vardı. Bir doktora tezi sonucu olarak son derece önemlidir. Şimdi burada bir rivayetin sahih olması bakımından usul olarak bunların üzerinde durmam gerekiyor. Çünkü bunların üzerinde durmadan rivayetin yorumunu yapmanın çok sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum. Ve ayrıca bu bir lisansüstü rehberlik dersi olarak da yaptığım için bizi izleyenlerin kahir ekseriyetinin bu konuda ön bilgileri olduğunu varsayıyorum. Şimdi demek ki bir rivayetin sıhhat açısından bir isnat analizi yapıyoruz. İki, metin analizi yapıyoruz. Metin analizinin iki boyutu var. Bir, metni lafzi literal anlamda değerlendiriyoruz. Muhammed Bey ağırlıklı olarak böyle değerlendirmiş. İki, bu metni benim hermenötik dediğim bir yorum geleneği üzerinden değerlendiriyoruz. Onun için ben bu dersimizde muvaffak olabilirsem şayet bu iki rivayetin bir hermenötik yorumunu yapacağım. Ve derslerde de söylediğim üzere bu hermenötik yorum üzerinden iki sonuca varıyorum. A, bu rivayetler lafzi olarak okunursa geleneğimizde anlaşıldığı, bugün de ağırlıklı olarak geleneğin takipçileri tarafından anlaşıldığı üzere gelenekteki gibi anlaşılırsa, lafzi ve literal anlamda anlaşılırsa burada Muhammed Emin Bey'e katılıyorum. Bu rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyeti kabul edilemez. Yani bu rivayet sahih sayılamaz. Çarpı işareti koyuyor. Ama B, bu rivayet aynı lafızlar hermenötik olarak benim anlam verdiğim şekilde yorumlanabilir, yorumlanmalıdır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda hermenötik olarak yorum açısından bu rivayetin sahih olabileceğini söylüyorum. Demek ki söz konusu iki rivayet üzerinden konuyu ele aldığımda ki bir de ayet-i kerime üzerinde duracağım. Siz değerli izleyenlerime ve sevgili öğrencilerime yine bir hermenötik rivayet yorum örneği sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken de bu son derece önemli 73 fırka rivayetinin geleneğimizde neden öyle anlaşıldığını, nelere mal olduğunu ve bugün de hala neden öyle anlaşılıp nelere mal olduğu hususunu da eğer elimden gelebilirse tavzih etmeye, açıklamaya gayret sarf edeceğim. Şimdi müsaadenizle başlayabiliriz. Tüm fırkalara ilişkin kaynaklarımızın hepsinde nakledilen bu rivayet, 73 fırka olarak nakledilen bu rivayet, farklı renklerle her birini renklendirmek istiyorum müsaadenizle. Üç dinin mensuplarının fırkalara bölündüğünden söz ediyor. Bu birinci fırka Yahudilerdir. Bakın. İfterakat el Yahud ala ihda ve isneteyn ve seb'ine fırkaten. Yahudiler 71 ya da 72 fırkaya ayrıldılar. Bu tereddüt ev, buna şek diyoruz, tereddüt. Bu ravinin şekkidir. Resulullah'a ait bir şek değil. Ravi tam emin değilim. 71 mi dedi, 72 mi dedi peygamber? Bundan emin değilim diyor. Onun için
Biz bunu 71 olarak genelde söylüyoruz. Çünkü Nasara için de aynı şey söyleniyor. Birer fazlasıyla artarak gidiyor gibi görünüyor rivayet. Öyle değerlendirilebilir. Çünkü başka versiyonlarında bunlar bu şek yani ev ya da ifadesi olmadan nakledilen rivayetleri de tabii dikkate alarak söylüyoruz. Demek ki Yahudiler 71 fırkaya ayrılmışlar. Peki Yahudilerden sonra gelen Nasara, bakın Hristiyanlar. Ve teferrakat en Nasara, Hristiyanlar fırkalara bölündüler. Ala ihta ve sneteyn ve sebe'ine fırkaten, bakın onlar da yine 72 fırkaya ayrılmışlar. Son olarak Allah Resulü kendisine isnat edilen bu sözde şöyle demiş oluyor. وَتَفْتَرِكُ اُمَّتِي Bunlar geçmişteydi. Şimdi gelecekle ilgili. Ümmetim de bölünecek. عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 73 fırkaya bölünecek. Demek ki bir Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, Müslümanlar 73 fırkaya bölünecekler. 70 ifadesinin Araplarda çokluk anlamına kullanılan bir sözcük olması nedeniyle bunlar çok anlamında yorumlanabilir. Çok bölünecekler diye genel manada 72'ye, 73'e çok diyebiliriz ama 70 değil de 71, 72 diye söylenince bu bir kesretten kinaye olmaktan daha ziyade net rakamlarmış gibi de anlaşılması mümkündür. Hatta böyle anlamak belagata, edebiyata ve gramere daha uygun bir anlamadır. Çünkü genelde kesretten kinayede yuvarlanır. 70, 40, 60 şeklinde söylenir. Küsurat verilmez. Böylece Hazreti Peygamber'in geçmişten beri gelen üç büyük dinin iftirakından, parçalanacaklarından haber verdiğini görüyoruz. Ebu Davud'un rivayeti bu şekilde kısa, daha uzun versiyonu İbn-i Mace'de okuyacağımız bu rivayette görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde renklendirelim. İftarakat el-Yahud, bakın Yahudiler parçalandılar. İhta ve seb'ine fırkadan, burada net 71 fırkaya bölündüler. Fevahide fil cenne ve seb'ûne finnar, bakın. Oldukça detaylı ve vurgulu rivayet. Bu Yahudilerin bir fırkası cennete giderken 70 cehenneme gitti. İftarakat en nasara, bakın Hristiyanlar da parçalandılar. Ale isneteyn ve seb'ine fırka ve ihta ve seb'ûne finnar, 71 cehenneme fevâhide fil cennet, bir tanesi cennet. Burada bir de peygamber yemin ediyor. Vellezî nefsu Muhammedin biyedi. Muhammed'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki. Leteftari kute ekiden, bakın. Bakın. Bir de lamı efendim tekit ve nunu müşeddet de bir. لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bakın 73 fırkaya. 72'si cehennemde, bir tanesi cennette olacak. Birisi cennette, 72'si cehennemde. Demişler ki, Ya Resulallah, menhum, o cennete gidenler kimler? Kale el cemaat. Bunun son zamanlarda Türkiye'de gündeme gelen, tırnak içinde, cemaatle bir alakası yok. Kavramsal olarak topluluk genel demektir. Genelde olanlar topluluk demektir.
Bunların üzerinde detaylıca duracağım zaten her bir ifadelerin üzerinde. Dolayısıyla metnimizi söyledik. Bu metin hangi açıdan efendim problemlidir? Tabii isnat analizi yapmıyorum. Metin yorumu yapıyorum ben. Dolayısıyla metin yorumları üzerinden kanaatlerimi sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyenler, bizim kaynaklarımız konuya geniş manada yer veren Eş'ari'den başlayalım. İmam Eş'ari'den Şehristaniye, İbn Hazm'a konuyla ilgili ünlü esere sahip ulemanın eserlerine baktığımızda bu rivayetin çok affedersiniz. Bu rivayetin Hazreti Peygamber'in gelecekten ve gelecek tabii ki gayb olduğu için gaipten verdiği bir haber olarak değerlendirmiş. Bugün de geleneği takip eden hakim kanaat budur. Allah Resulü gelecekte ümmetinin halini görmüş ve ümmetinin 73 rakaya ayrılacağını söylemiş. Bu tabii gelecekten, gaipten bir haber olunca Hazreti Peygamber'in mucizeleri hanesine yazılmış ve gelecekten haber verdiği bir mucizeye dönüştürülerek bu mucizenin tahakkuku için gereken yapılmış ve elimizdeki kaynaklara baktığımızda Müslümanlar on iki ana fırkaya bölünmüş. 12 ana fırka. Şimdi onları sayarak vaktinizi almak istemiyorum. İlgili kaynaklara baktığınızda görürsünüz. 12 fırkaya ayrılmış. Her bir fırka 12 çarpı 6, 6 alt versiyona bölünmüş. 72 eder. Biri de işte Ehl-i Sünnet diye ifade edilen, kurtulan Ehl-i Sünnet vel Cema diye meşhurdu biliyorsunuz. Halk da bilir bunu. Cemaat işte. Kurtulanlar el cema, el sünnet vel cemaat. Bunlar cennete gidecek, geri kalanları cehenneme gidecek şeklinde değerlendirilmiş ve 73'e ulaşılmıştır. Bunlar tek tek sayılmış kaynaklarımızda. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber gelecekten haber vermiştir. Hazreti Peygamber'in haberinin hatalı ve yanlış çıkma ihtimali söz konusu bile olamaz. Öyleyse bunu 73'e tamamlamamız gerekir. Nitekim tamamlamışlar maşallah. Oysa bu bir gelecekten haber midir? Değil midir? Birazdan üzerinde duracağız. Şimdi demek ki Hazreti Peygamber'in geleceğe ilişkin bir gaybi haberi olarak değerlendirilerek son derece önemli bir amaçsal hata yapılarak, yorumlanarak değerlendirilen bu rivayet bedelleri bize ağır olmuştur. Çünkü fırkalaşmayı meşrulaştıran bir rivayettir. Birazdan da bunun üzerinde detaylı duracağım. Hazreti Peygamber haber verdiğine göre ve bunun da gerçekleşmesi zorunlu olduğuna göre Hazreti Peygamber gerçekleşmeyecek bir şey söylemez. O zaman fırkalaşmak Hazreti Peygamber'in mucizevi haberi gereği bölünmek, parçalanmak zorunlu ve meşru olur. Böyle bir bakış açısı fırkalaşmayı A zorunlu kılar, B meşru kılar. Her bir fırka Hazreti Peygamber'in mucizesini gerçekleştiriyor. Ve bu bizdeki o kaderci anlayışa bir vurgudur. Ayrıca YouTube kanalındaki kader konuşmaların dört kader konuşması yaptım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Arada bu kanaldaki konuşmalarıma atıfımı lütfen bir reklam gibi düşünmeyin. Böyle bir kaygımın olmadığını biliyorsunuz. Sadece ilgilenen izleyicilerimizin ve öğrencilerimizin henüz dinlememişlerse dinlemelerini arzu ediyorum. Çünkü oradaki yorumlar da
son derece önemli, size lazım olacak akademik perspektifler ve yorumlardır. Demek ki böyle bir açıdan baktığımızda rivayetlerin gelecekten haber veren ve gerçekleşmesi zorunlu olan bir durum olarak algılandığını görüyoruz. Ama üzgünüm, bunu yapan alimlerimiz kendilerine şu soruyu sormamışlar. Bu rivayette Hazreti Peygamber üç dinin mensuplarından söz ediyor. Yahudiler, iki Hristiyanlar. Müslümanların 73 fırkasını saydığınızda Yahudilerin 71, Hristiyanların 72 fırkasını da saymak zorundasınız. Peygamberin sözünün geleceğe doğru doğru olması ne kadar zorunluysa geçmişe doğru doğru olması da o kadar zorunludur. Peygamber gelecekten haber veriyorsa geçmişten de haber veriyor demektir. Geçmişteki tarihi olayların gerçekliğini de söylüyor demektir. Öyleyse bizim kaynaklarımız, dinler tarihi kaynaklarımız tek tek isimleriyle fırka fırka Yahudileri de 71 olarak ve hangilerinin cehenneme, hangisi de cennete gittiğini de söyleyecek şekilde belirlemeleri gerekir. Öyle sadece Müslümanların 73 fırkaya bölündüğünü, işte Şiadır, Mutezile'dir, Mürciye'dir vesairedir, bunları saymayla olmaz. Madem sayıyorsunuz, bunları da sayacaksınız. Sayamıyorsanız Müslümanları da sayamazsınız. Ya da sayarsanız bu sağlıklı bir yorumlama, sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Şimdi asıl meseleye daha gelmedim. Asıl meseleye geleceğim. Burada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğer okumuş olduğumuz metindeki ifadelerini yoruma geçelim. Yorum ve hermeneutiğe geçelim. Bir mucize ve gelecekten haber olarak anlarsak bu rivayeti sahih kabul etmemiz imkansızdır. Neden? Çünkü bu bir kaderci yaklaşımdır. Böyle baktığınızda Müslümanların 73 fırkaya bölüneceğini Hazreti Peygamber gaybi olarak Allah ona gösterdi, o da haber verdi diye bir mucize olarak bakarsanız bu geleceğin malum belli olduğunu ifade eder ve gelecek malum olduğunda da şimdiki Müslümanların iradesi iptal olur, cebir zorunlu olur. Bunu kader konusunda da uzun uzun anlattım. Dinleyebilirsiniz. Şimdi bu rivayeti neden mucize ve gelecekten bir haber olarak yorumlayamayız? Lütfen dikkat edelim. Ali İmran suresi 103. ayet. Ali İmran. Ali İmran suresi 103. ayette Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve'tasimu bihablillahi cemian." Bakın topluca. Allah'ın ipine, Allah'ın sizi davet ettiği vahyine, Resulüne, İslam'a, dinine sarılın. Ve la teferraku, ayrılmayın. Ayrılmayın. İftirak etmeyin diyor. Bakın, fırkalaşmayın diyor. Peki, eğer Müslümanların gelecekteki fırkalaşmaları sabitse Allah Müslümanlardan bölünmeyin talebinde bulunabilir mi?
Allahu Teala hem onları 73'e bölüp de hem de bölünmeyin talebinde bulunabilir mi? Öyleyse bu emir ya da nehi Müslümanlara yapılan emir, parçalanmama emri, hemen aşağıya çekerek yoruma katıyorum. Bölünmenin imkanını vurgular, bölünmelerinin mümkün olduğunu vurgular, mümkünse sabit değildir. Gelecek imkanlar dairesidir ve dolayısıyla burada hiçbir şey belirlenmiş değildir. Onun için de Allah bölünmeyin diyor. Peki bölünebilirler mi? Evet. Bakın A, bölünebilirler mi? Evet, bölünebilirler. Bu imkan dairesindedir. B, bölünmeyebilirler mi? Evet, bölünmeyebilirler. Bu da mümkün mü? Evet, bu da mümkün. İşte onun için Allah diyor ki bölünmeniz mümkün ama bölünmeyin. Size bölünmeyin diye sizi bir arada tutacak, birlikte tutacak ne verdim? Bir habli metin verdim. Bir elçi gönderdim. Bir vahiy indirdim. Bu sizi toparlayan, birlikte tutan, birliğinizi sağlayan bir şeydir. Buna sarılırsanız bölünmezsiniz. Demek ki bölünmemek mümkündür ki talep ediyor Cenab-ı Hak. Ve bir örnek hatırlatıyor bize. Ve zekuru nimetallahi aleykum. Genellikle sebeb-i nüzul müellifleri ve tefsircilerimiz bu rivayet, bu ayetin Hazreç ve Evs kabileleri hakkında nazil olduğunu ve bunların geçmişlerinde 100 yılı aşkın bir düşmanlığın bulunduğunun altını çizerler Hazreç ve Evs'in. Hatırlayın diyor onlara. Allah'ın sizin üzerinizdeki bir nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız. İz kuntum a'da. Bir zamanlar düşmanlardınız. Nasıl da sizin kalplerinizi Allah birleştirdi de Allah'ın lütfuyla kardeş oldunuz, değil mi? Ensar ensarla yeniden, ensar muhacirle, muhacir muhacirle yeniden ne oldular? Bir din kardeşliği oluştu. Mağlubunuz. İşte bu din kardeşliği ihvan, innemel müminune ihve, Hucurat suresinde bu birliğin, birlik olmanın adıdır. Allah sizi kardeş yap nimetiyle. Öyle bir zamanda yaptı ki bunu, öyle bir zamanda sizi kardeş yaptı ki ve kuntum ala şefa hufratin minen nar. Bakın cehenneme gideceksiniz diyor ya. Ateş çukurunun tam da kenarındaydınız. Sırat köprüsü gibi. Tam da kenarında ateşe düşmek üzereydiniz. İki tarafı da yakacak ateşe düşmek üzereydiniz. Fe ankadakum minha. Allah sizi o ateşe düşmekten kurtardı da sizi dostlar yaptı. Sizi kardeş yaptı. Sizi birlik yaptı. Düşmandınız. Bakın adaen düşmandınız. Fırka parçaydınız. Fırkaydınız. Parça parçaydınız. Düşmandınız. Şimdi de parça parça düşmanız ya, birbirimizi cehenneme atmak için bahane arıyoruz. Ne yapsak da onu, Ahmet Hoca'yı, ötekini, berikini tekfir etsek de cehenneme atsak diye bahane arıyoruz. Düşmandınız, fırka fırkaydınız. Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Peygamberle, vahiyle, Hablullah'la birleştirdi. Ve sizi kardeş yaptı. Ve siz kardeş oldunuz. Ve cehenneme, ateşe, yok olmaya düşmekten Allah sizi nimetiyle kurtardı. Bunu hatırlayın. Demek ki kardeş olmak mümkün. Kavga etmemek mümkün. Bölünmemek mümkün. Dostluğu doğuracak unsurları görüp düşmanlığı doğuracak unsurlara kör olmak mümkün. Bizi birbirimizden uzaklaştıracak hususları arkamıza atıp
bizi birbirimize birleştirecek unsurları aramıza koymak mümkün. Allah bunu anlatıyor. Gördünüz mü? Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. Size Allah bunu niye örnek veriyor? Bu mucizesini, iki düşmanı dost kılan mucizesini haber veriyor ki tehtedun. Bakın hidayet. Hidayet nedir? Birlik olmaktır. Bakın ihtisamdır, vatesimudur. Hidayet budur. Birliktir. Birlik olmanız böyle mümkündür. Kardeş olmanız böyle mümkün. Şimdi Allah bize parçalanın mı diyor, parçalanmayın mı diyor. Parçalanmayın diyor. Peki o zaman parçalanmamamız mümkün mü? Evet. Dostluğu korumamız mümkün mü? Evet. Kardeş kalabilir miyiz? Evet. Öyleyse Hazreti Peygamber gelecekten kesin bir haber falan verdi diyemezsiniz buna göre. Bu çelişik olur. Ayeti kerime kendi kendisiyle verdiği mesajla çelişik olur. Yani kulları Allah hem bölünmeye mahkum edecek, onların kaderini bölünmek üzere yazacak, sonra da bölünmeyin diye onlara teklifte bulunacak. Vahyi de Allah'ı da peygamberini de böyle bir çelişkiden tenzih ederiz. Zaten Allah buyurmuyor mu? Levkâne min indi gayrillâhi levecedû fîhî. Bu vahiy Allah'tan başkasından gelse onda çok çelişkiler bulurdunuz. Kur'an'da çelişki bulamazsınız buyuruyor Allah. Peki bir sürü çelişkili şeyler görüyorsunuz. O sizin algınızdaki çelişkidir. İşte devreye burada hermenötik ve yorum giriyor. Eğer bir sağlıklı hermenötiğe ve bir yorum bilgisine ve altyapısına sahip olursanız hiçbirisi çelişki değildir. Burada da öyle. Demek ki okuduğumuz metinler ne Yahudilerin bir kaderi, ne Hristiyanların bir kaderi, ne de Müslümanların zorunlu bir kaderinden söz etmiyor. Böyle anlayamayız. Eğer rivayeti böyle anlar, gelecekten bir haber olarak okursak, bu rivayetin Resulullah'a ait olduğunu iddia edemeyiz. İddia etmek çok yanlış olur. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah parçalanmayın derken ümmetine siz benden sonra parçalanacaksınız, 73 fırka olacaksınız der mi değerli izleyenler, sevgili öğrenciler? Tebliğ ettiği mesajına bu kadar çelişik bir beyanda bulunabilir mi? Hayır. Öyleyse iki, Resulullah aleyhissalatü vesselam tasviri olarak, tahmini, tasviri ve hermenötik olarak söylüyorum. Bu sözlerini, ki bunun benzeri sözler veda haccında olduğu için söylüyorum. Bu sözlerini veda haccında yapıyor olsun. Ümmetiyle vedalaştığı haçta yapıyor. Şimdi dikkat buyurunuz. Allah Resulü veda haccında ey ashabım ben size tebliğ etmem gereken dini, vahyi, İslam'ı tebliğ ettim mi? Hepsi de evet ettim diyor mu? Peki Allah Resulü 23 yılda bir ümmet haline getirdiği, burada ümmet birlik beraberlik içindeki sosyal toplum anlamındadır. Birlik ve beraberlik oluşturulmuş, inanç esasları üzerinden birlik ve beraberlik oluşturulmuş bir sosyal toplumun adıdır ümmet. Bir ümmet oluşturulmuş. Bu ümmetin aslı kabilelerden oluşuyor mu? Evet. O zaman Allah Resulü'nün Kur'an vahiyiyle, şuraya yeniden atıfta bulunacağım müsaadenizle, Hablullah ile, bakın,
vahiy ile oluşturduğu ümmet, kabilelerden oluşan çok yamalı bir bohça gibi mi? Evet. Resulullah bunun farkında mı? Evet. Yüzyıllarca kabile rekabeti içinde yaşamış, yüzyıllarca birbirleriyle rekabet içinde olmuş bir sosyal toplumun içinden bu bölünmüşlüğü ilk defa bir Arap Müslüman ümmet içinde, Arap olmayanları da buna dahil etmek suretiyle Resulullah inanca dayalı bir sosyal toplum ümmet inşa ediyor. Şimdi bu inşa edilen ümmetin asli yapısı çok parçalı mı? Evet. Resulullah bunu tabir yerindeyse dişiyle, tırnağıyla, gecesiyle, gündüzüyle, bitmez, tükenmez çilesi ve ızdırabıyla başardı mı? Evet. Şimdi size soruyorum. Elimizi vicdanımıza koyalım. Sınıfta da böyle söylüyorum çünkü. Resulullah bu topluluğu, bu kadar zor bir araya getirdiği topluluğu, birliğinin devamını mı ister? Yoksa parçalanmasını mı? Birliklerini devam ettirmeye mi vurgu yapar ayetin yaptığı gibi velâ teferrakû diyerek? Yoksa ben Allah bana gaybden gösterdi, geleceğiniz gördüm, 73 fırkaya bayrılacaksınız. Ahirette 73 fırkaya ayrılmadan huzuruma gelirseniz yakanızdan tutarım sizin, haşa der gibi. Vasiyet ediyorum size, bir an önce 73'e bölünün der gibi. Böyle söyler mi? Bu metni böyle okuyabilir miyiz? Bu metni lafzen böyle okuduğumuzda, bu bizim hiç Resulullah'ı tanımadığımız, vahyin mesajını hiç anlamadığımız, Hazreti Peygamber'in 23 yıllık performansını hiç değerlendiremediğimiz anlamına gelmez mi değerli izleyenler? Hiç böyle söyler mi? Tam tersi bunu korumayı ister. Neden? Neden korumaya vurgu yapar? Mesela ben bu rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine ilişkin kanaatim nereden geliyor? Çünkü Resulullah oluşturduğu toplumun parçalı karakterini çok iyi biliyor. Bu öyle bir tuhaf karakter ki her an çözülmeye müsait. Her an çözülmeye müsait. Bu karakterin çözülmesini engelleyici tedbirler alarak buna vurgu yapmak ister. Bölünmeyin der. Peki, üç. O halde mesaj bölünmeyin, bölünün değil. Ben geleceği gördüm, bölünüyorsunuz değil, bölünmeyin. Ünlem. Bölünmeyin. Mesaj bu, bölünmeyin. Şayet bölünürseniz, bakın şartlı bir mantıklı cümledir bu. Şayet bölünürseniz, şimdi de bölünmekten çekinmeleri için, korkmaları için onları uyarıyor. Şayet bölünürseniz, A, sizden öncekiler bölündü. Ne oldu bölündü? Çoğunluğu cehenneme gitti. Çoğunluk cehennem. Azı cennete gitti. Yahudiler ve Hristiyanlar bölündü. Peki bölündü de ne oldu? Bölündü de ne oldu? Azı müstesna, çoğunluğu cehenneme gitti. Hristiyanlar da böyle oldu. Aklınızı başınıza alın. B. Siz, bakın bölünürseniz, sizin bölünmeniz ne Yahudi'ye benzer ne Hristiyan'a benzer. Neden? Çünkü ana yapınız zaten parça parça olmadan geliyor. Tabanınız, tarihiniz, kültürünüz, aklınız, karakteriniz, her şeyiniz zaten bölünmüşlük üzerine, parçalanmışlık üzerine. Ben sizi birleştirdim. İlk defa ben sizi bir ümmet yaptım. Siz bölünürseniz ne Yahudi ne Hristiyan gibi bölünürsünüz. Siz işte ümmetim 73 fırkaya bölünecek demesi
Hristiyanlardan da Yahudilerden de çok daha fazla bölüneceksiniz demektir. Çok daha fazla bölünürsünüz. Çok daha fazla. Çok daha fazla bölünürsünüz. Çok daha fazla bölündüğünüzde ne olur? Çoğunluğunuz cehenneme, biri yani azı cennete gider. Bu bir tehdittir. Bu bölünmeyine vurgudur. Bölünmeyine vurgudur. Bölünmeyine vurgudur. Bölünmeyin diyor. Bölünürseniz çok kötü bölünürsünüz diyor. Şimdi metni böyle anlarsak bu metin niye Hazreti Peygamber'e ait olmasın? Pekala olmalıdır da. Bence 23 yılda dişiyle tırnağıyla ümmet yaptığı bir topluluğun bu parça bölük karakterinin tamamen farkında olan bir peygamber onları benden sonra birbirinizin boynunu yeniden cahiliye adetine dönerek vurup öldürmeyin tavsiyesini yaptığı veda haccındaki mesajı gereği böyle bir tembihte bulunması çok doğal ve normaldir. Muhammed Emin kardeşim, özellikle dikkatimi bu yoruma çekiyorum. Makalemden de okumuş, yararlanmış olduğunu bildiğim için. Konuya metin yorum açısından böyle de bakılması gerektiğini ve isnadın bu konuda belirleyici olmasını bir usul olarak temele almanın çok isabetli olmadığını da bir kere daha altını çizmek istiyorum. İsnat bize hiçbir zaman nihai bir sonuç vermez. Bunu daha farklı derslerde de yaptım. Hadis derslerimde de tekrar izleyip görebilirsiniz. Şimdi Hazreti Peygamber ümmetinin o parça bölük ve geçmişlerinde bir şekilde hepsinin farklı düşmanlıklarının bulunduğunu bildiği topluluğuna ilk defa İslam ve Kur'an vahyi etrafında birlik ve beraberlik oluşturmuş olan cemaatine birlik mesajı vermesini, bölünmeleri durumunda çoğunluğunun cehenneme gideceğiyle onları tehdit etmesini çok doğal görebiliriz. Rivayeti böyle anladığımızda bu rivayet sahihtir. Sahih sayabiliriz. Hermeneutik bize bu imkanı verir. Ve ben şahsen böyle düşünüyorum. Bu itibarla da rivayetin isnadıyla ilgili değerlendirmeleri göz ardı ederek onun Hazreti Peygamber'e ait olabileceğine ilişkin böyle bir beyanda, böyle bir tercihte bulunuyor. Şimdi Hazreti Peygamber üçtü bu, dört. Böyle bir amacı olmadan Hazreti Peygamber'in ümmetine niye siz 73 fırkaya bölüneceksiniz, biriniz cennete, geri kalanınız cehenneme gideceksiniz diyebileceğine ilişkin ikna edici, tatmin edici, sadra şifa veren bir yorum geleneğimizde hiçbir kitapta okumadım. Yaşayan muasır çağdaş ulemadan dinlemedim. Çünkü böyle bir mesajı anlamlı olarak yorumlayabilmek insan zekasını aşkındır. Kaderciliğe ve cebre mahkum eden, gelecekte ümmetinin bu kadar çok parçalanacağına atıfta bulunan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Öyleyse Hazreti Peygamber'in parçalanma mesajı asli görevine aykırıdır. Onun asli görevi birleştirmek, ümmet yapmaktır. Bölmek değil, bölme müjdesi vermek değil. Asli olarak görevi budur. Dört. Beş. Beş.
İlk fırkalaşmanın hakem olayıyla başladığını defaatle farklı derslerimde işledim, hepiniz biliyorsunuz. İlk fırkalaşma iktidar Şia Hazreti Ali taraftarları hariciler olmak üzere üç fırka olarak daha Hazreti Peygamber'in vefatından 25 sene sonra gerçekleşen bir olay bu. Bu olayın kahramanları sahabiler. Bölünmenin, iftirakın, parçalanmanın kahramanları sahabiler. Hiçbir böyle bir rivayeti kendisine delil olarak sunuyor mu? Kaynaklarda okuyor muyuz? Siyer'de, hadiste? Hayır. Olsaydı zaten peygamber parçalanmayı söyledi. Bak başladık parçalanmaya diye gerekçe göstermezler miydi? Bu tam da ünlü müsteşrik Şahtın argumenta silentio olarak Latince ifade ettiği lüzumu anında ortada olmayıp da çok sonraları ortaya çıkan sözler için kullanılır bu. Eğer böyle bir rivayet Hazreti Peygamber'in gerçekten olsaydı böyle Yahudi böyle oldu, Hristiyan böyle oldu, Müslümanlar da 73 fırkaya bölünecek diye. Sahabe bunu o kavgalarda, bölünmelerde, bak bölündük görüyor musun? Peygamber zaten söylemişti. Aha çok geçmedi. Daha vefatın üzerinden ne geçti? Çeyrek asır geçti. Kaça bölündük diye dert yanarlardı. Böyle bir rivayet görmüyoruz bir asrın içinde hiç. İşte Muhammed Emin kardeşimiz konuda haklıdır. Rivayetin ortaya çıkışı itibariyle erken döneme tekabül etmiyor. Ama mesajsal içeriği anlamında söylüyorum ben. Yaptığım yorum, üçüncü yorumda, üçüncü maddede yaptığım yorum, böyle bir mesajı peygamber verebilir. İstatlar bakımından geriye ulaşamamış olsak bile böyle bir mesajı vermesi anlamlıdır. Ama bunu literal olarak, lafzi olarak okuyacak olursak, bu dördüncü, beşinci ve birinci, ikinci maddelerde olduğu gibi Hazreti Peygamber'e isnat edemeyiz. Bakın erken dönemde böyle bir şey yok. Peki, altı. Erken dönem mezhepler tarihi yazarlarımız. Eş'ari'den, İmam Eş'ari'den, İbni Hazm ve Şehristani'ye kadar. İyi, 73'e bağladınız da ümmet sizden sonra hiç mi parçalanmayacak? Fırkalaşmayacak. 74 olamaz mı? 75 olamaz mı? Fırka. Eser'de bir doktora tezi galiba hatırlıyorum. Şu anda izindeyim. Yanımda yok. Müslümanların bu geçtiğimiz yüzyılın ortalarında yapılmış bir doktora tezi. 500 sayfaya yakın ümmetin fırkalarının isimleri, kurucuları ve yayıldığı bölgelere ilişkin verdiği bilgiler 500 sayfa. Ne 73'ü ne 773'ü. Dolayısıyla 73'e bağladınız da siz tarih, Müslümanların tarihi bitti zannettiniz. Tarihin sonu zannettiler. Bundan sonra sanki ümmet hiç fırkalaşmayacak zannettiler. Oysa ümmetin zekası, ümmet aklını
Bu rivayeti Hazreti Peygamber'in gelecekten verdiği bir haber olarak algılayıp onu doğrulamanın yolunu aramak yerine daha sahabe döneminde başlayan bölünme ve parçalanmaların dine, imana, peygamberin yoluna, vasiyetine, mesajına, Kur'an'ın emrine uygun olmadığından dolayı reddedilmeliydi, karşı çıkılmalıydı ve her türlü ne olursa olsun Müslümanın Müslümana kılıç çekmesini, iftirakı, ayrılmayı, parçalanmayı, bölünmeyi, birbirini katletmeyi İslam adına reddetmeliydi ulema. En azından ulema fırkalaşmayan bir duruşuyla, bilimsel, akademik bir duruşuyla tabiriyle her türlü bölünme ve iftirak gayri İslamidir diyebilmeli. Bu bölünenler sahabi olsun. Bunu diyemezsek tarihi doğru okuyamayız. Tarihi doğru okuyamazsak günümüzü doğru yaşamayız, yaşayamayız, geleceğimizi doğru planlayamayız. Onun için ya bu bölünenler şöyle insanlardı, böyle insanlardı. Onlara biz ne diyelim diye eğildik, büküldüğümüz sürece ne Resulullah'ı, ne vahyi, ne asr-ı saadeti, ne tarihi doğru anlama imkanımız vardır. Onun için değerli izleyenler, bizim hala günümüzde bölünmeyi, parçalanmayı meşrulaştırıcı olarak zaten Peygamber Efendimiz buyurduydu diye bölünüyoruz, parçalanıyoruz. Onu meşrulaştırıyoruz, parçalanıyoruz. Yedi. Parçalanıyoruz. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? İşin kötüsü içinde bulunduğumuz fırka hangisiyse gidip cennete yerleşiyoruz. Baş köşeye alıyoruz. Ondan sonra da sıratın başına şeyhimiz, üstadımız her kimse oturuyor. Bizim dışımızdakilerin hepsine gelene tekmeyi vurup sırattan cehenneme atıyor. Gelene vuruyor, aşağı düşüyor. Bir fırka cennete gidecek ya, o da biz gittik. Geri kalanların canı cehennem. Ne iyi bir İslam algısı, ne âlâ bir vahiy algısı, ne âlâ bir Hazreti Peygamber algısı ama. Ondan da işte biz kurtulduk. Siz kurtuldunuz. Yok biz kurtuluyoruz. Yok siz kurtulmuyorsunuz. Yok bizim efendi şöyle. Yok bizim üstad böyle. Yok bizim şeyhimiz şöyle. Artık yeter, yeter. Aklımızı başımıza devşirelim. Allah buyuruyor ki innemel mu'minune ihvetun. Kim mümin? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah bizi kardeş ilan etmiş mi? Evet. Sen kim oluyorsun, düşman yapıyorsun kendine? Beni beğen ya da beğenme. Allah beni sana kardeş yapmış. Kardeş muamelesi yapmak zorundasın. Ben de sana öyle. Sonra öbür tarafa gittiğimizde kardeşler arasındaki hakkın, hukukun gereğini hakimler hakimi, mahkeme-i kübranın yegane adil hakimi olan Allah verecek zaten. Allah'ın görevini de burada üstlenme, yapma. Allah'ın yargı hakkına şerik olma, şirk koşma. Yargı hakkı Allah'a aittir. Kimseyi cehenneme atma. Bu bir şirktir çünkü Allah'ın yargı hakkına ortak oluyorsun. Bu itibarla rivayeti kendimize paravan yaparak, yüzümüze tutsak ederek, ardına sığınarak bölünmeleri meşrulaştıramayız. Müslümanlar bölünemezler. Müslümanlar birbirlerine tuzak kuramazlar. Müslümanlar birbirlerini katledemezler. Müslümanlar birbirleriyle uğraşamazlar.
Müslümanlar birbirleriyle ancak ve ancak kardeş olurlar. Gerekçe ne olursa olsun. Bunun dışındaki hiçbir argüman ve iddia savunulamaz İslam açısından, Kur'an açısından. Efendim tarihte şöyle olmuş, böyle olmuş. Tamam olmuş, Allah'a hesap verecekler. Bana değil. Bırakalım hesaplarını Allah'a versinler. Biz de Allah'a vereceğiz, onlar da verecekler. Kimse de tarihte olmuş bitmişin hesabını burada görmeye kalkmasın. Ve yine kimse de Allah'ın yargı hakkına ortak olarak, şerik olarak, bir daha vurgulayarak tırnak içinde söylüyorum, şirk koşarak kimseyi temize çıkarmaya, tezekki etmeye, teberri etmeye kalkışmasın. Hakkı da yok, haddi de yok. Bu dünya bir sınavdır. Hepimiz sınavdan geçiyoruz. Sonuçlarını Allah ilan edecek mahşerde. Kimse kimsenin sınav sonucunu ilana kalkışmasın. Benim sınavım bana aittir. Sonucunu Allah açıklayacak. Orada göreceğiz. Senin sınavın da sana aittir. Ben senin sınavını nasıl değerlendirebilirim? Sen de benim sınavımı değerlendiremezsin. Ama bir mümin kardeşiz. İkimizin de sınavda başarılı olmamızı isteyebiliriz, istemeliyiz. İkimiz de başarılı olduğumuzda birbirimiz adına sevinebilmeliyiz. Birbirimiz cehenneme düştüğünde mutlu değil, cennete girdiğimizde mutlu olmalıyız. Öyle insanlar görüyorum ki, öyle kızmış ki mümin, o da Müslüman, cehennemin neresinde yakacağına karar veremiyor, bağrı soğumuyor. Nerede yaksa bağrı soğumuyor. Düşürecek çukur arıyor cehennemde. Bu nasıl müminlik? Nasıl Müslümanlıktır? İman şefkattir, iman merhamettir. İman sevgidir. Ben bir mümin kardeşimin cehenneme değil, cennete gitmesinden mutlu olurum. Onun için öğrencilerim de bilirler. Diyorum ki, ben kitabımdan, konuşmalarımdan, sözlerimden, tavırlarımdan vesairemden dolayı kim bana ne söylerse söylesin, ne söylemiş olursa olsun hepsine hakkımı helal ediyorum. Benim yüzümden bir mümin kardeşimin ızdırap çekmesini, acı çekmesini ne bu dünyada ne de ahirette isterim. Bir kere daha kayıtlara geçiyor, hakkımı helal ediyorum. Ha, dilerim anlar, anlar anlamaz, canı sağ olsun. Onun için biz kardeş olmak zorundayız. Birbirimizi kabullenmek zorundayız. Şimdi son derece önemli, onu farklı bir renkle yazacağım müsaadenizle. 8. madde. İftirak ile ihtilaf arasında fark vardır. Bunlar hakkında münhasıran yazılmış kitaplarımız var geleneğimizde. İftirak ayrıdır, ihtilaf ayrıdır. Şimdi dikkat buyurunuz. İhtilaf içtihatta, mezhepte ihtilaftır. İhtilaf içtihatta ve mezheptedir. Yani ana kaynağımız Kur'an ve sünnet. Ulema, mezhep imamları Kur'an'ı, sünneti farklı yorumlama ve değerlendirmeden hareket ederek farklı içtihatlarda bulunmuş. Onların da takipçileri olmuş, mezhepleri olmuşmuş vesaire olmuş. Hanefilik, Şafilik vesaire gibi. Bunların yüzlercesi var 1. 2. 3. asırda, 4. asırda. Sonradan 4'e indiğine bakmayın. Yüzlercesi var. Peki bu yüzlercesi iftirak mıdır? Hayır, ihtilaftır. İlimde ihtilaf. İlimde ihtilaftır. Bilginin ne olduğunda ve bilginin doğruluğu ve yanlışlığı üzerinde bir ihtilaftır.
Şimdi değerli izleyenler. Dolayısıyla burada ilimde ve içtihatta ve mezhepte ihtilaf nedeniyle bunların herhangi biri biz cennetliyiz, siz cehennemliksiniz falan diyemez. Çünkü bu iftirak değil. Bu iftirak değil. Bu ihtilaftır. Onun için iftirak ile ihtilaf arasında çok fark var. Bakın yukarıya çıkalım ayete. Va'tasimu bihablillahi cemian. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Birlikte ama hep beraber. Ve la teferraku. Bakın bölünmeyin diyor. Tahtelifu demiyor. İhtilafa düşmeyin demiyor. Bölünmeyin diyor. İhtilaf bir rahmettir. İhtilaf tekamülün, olgunlaşmanın, ilerlemenin zorunlu bir gerekçesi ve nedenidir. İhtilaflar olmadan bilgi olgunlaşmaz, insan kemale ermez. Onun için ihtilaf iyi bir şeydir, kötü değil. Peki, o halde kötü olan ne? İhtilafın iftiraka sebebiyet vermesi. İhtilafın iftiraka dönüşmesidir. Peki, ne demek hocam ihtilafın iftiraka dönüşmesi? Düşmanlığa dönüşmesidir. Düşmanlığa dönüşmesidir. Değil mi? Düşmanlığa dönüşmesidir. Birbirlerine kılıcı çekmektir. Ben var olacaksam seni yok etmem lazım demektir. Dolayısıyla bizim müçtehitlerimize bakın geçmişimizde. Bunlar muhalifin içtihadına hep saygı duymuştur. Reddetmiştir, kabul etmemiştir, hatalı bulmuştur ama saygı duymuştur. Saygı duymayanlar da olmuştur ama kılıç da çekmemiştir. Bizde mezheplerle ilgili mezhepler savaşımız yoktur bizim. Siyasi ve iktidar savaşları vardır. Mezhep savaşlarımız yok. Bunu aşırıya taşıyanlar olmuşlar vesaire. Oralara girmek istemiyorum. İhtilafı şiddetlendirmek isteyenler, onu düşmanlığa dönüştürmek isteyenler olmuş tarihte ama oralara girmek istemiyorum. Büyük çoğunlukta ümmet ihtilafın bir rahmet oluşunu hazmedebilmiş, taşıyabilmiş, bugünlere kadar gelmiştir. Bir sorun yok çok fazla. Her ne kadar itikadi manada yok mutezilidir, yok şiadır vesairedir şeklinde ayrımlara giderek bunu şiddetlendirdilerse de özü itibariyle içtihat ve mezhepte ihtilaf iftirak değildir. Bu bir zenginliktir. Ama mezhepçiliğe başlarsanız, cilikculuğa başlarsanız biz kurtulduk, oh siz de yandınız, oh bağrım soğusun dönüştürürsek bu iftiraka dönüşür. Bu tehlikelidir. Bu itibarla sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim, bizim inşallah sonucuna kadar ulaşabilirsek Cabiri okumalarında da bu hususların üzerinde detaylıca duracağız. Artık Müslüman dünyanın geçmişten tevarüs ettiği bu ihtilaf ve iftiraka bağlı parçalanma ve bölünmeden kurtularak benim şeyhim senin şeyhini döver, benim üstadım senin üstadını okutur bencilliğinden, bağnazlığından, cahilliğinden kurtularak, senin üstadın da benim üstadım, senin şeyhin de benim şeyhim, benimki de senin şeklinde görerek
Ben Müslümanım demekle yetinmeyi öğrenmeliyiz. Şemsiye kavramımız bu. Şemsiye kavram bu. Ben Müslümanım. O da Müslüman. Sonra ben bir de ayrıca şuyum. Hayır efendim, Müslümanız. Ama hocam ben Hanefi olarak amel ediyorum. Tamam, Hanefi olarak amel et. Müslümansın. Hanefiliğini vurgulama. Şafiiliğini vurgulama. Bölme. Müslümanız. Kardeşiz. Bir şemsiyenin altında toplanmayı başarmak zorundayız. Her birimizin farklı güzelliklerine sahip çıkmayı başarmalıyız. Kendi kusurlarımızın farkına varmayı, muhaliflerimizin kusurlarını görmemeyi başarmalıyız. Ne diyor büyük sufiler? Bir mürit bir başka sufiyle ilgili onun bir hassasiyetinden, küçük bir husustaki gösterdiği hassasiyetinden söz edince diyor ki o kar gibi bembeyazdır. Üzerine düşen küçücük siyah noktaları bile gösterir, onu görür diyor. Onun manevi hassasiyetine vurgu yapıp onu övüyor. Aynı kişiye farklı bir şekilde başka birisinden söz edince onun böyle çok hassas olmadığından, biraz vurdum duymazlığından falan söz edilince de diyor ki bu sefer de o derya gibidir. Onda o sizin söz ettiğiniz şeylerin lafı bile olmaz, görünmez bile. Bakın, kardeşin dediğinizi, bağrınıza bastığınızı sevebilmek. Niye büyük sufilerimiz kusur görendedir diyor? Bu benim hayatımın en önemli cümlesidir. Öğrendiğim en önemli cümle. Kusur görenindir. Hocam kusurları görmeyelim mi, örtelim mi, devam mı edelim? Hayır. Kusuru yüzüne vurma. Kusuru bölme unsuru yapma. O kardeşini o kusurdan nasıl kurtarabileceğinin derdine düş. Oh iyi oldu, o kusuruyla cehenneme gitsin de ben cennete bir an önce geçeyimin derdine düş. Mümin kardeşinin o kusurdan nasıl kurtulabileceğini, onu incitmeden, onu üzmeden, onu ötekileştirmeden, onu karşıma koymadan nasıl o kusurundan kurtarırımı düşünmelisin. Kardeşimiz ya. Bu itibarla literatürümüzde neredeyse diğer tüm rivayetlerden çok daha fazla üzerinde yazılmış, çizilmiş, konuşulmuş olan bir rivayeti bugün ele aldık. 73 fırka rivayetini. Bu rivayet tarihi gelişimi, tarihi seyri, isnatlar bakımından ortaya çıkışı, kaynaklarda yer alışı itibariyle incelendiğinde ki değerli bir doktora tezi bunu incelemiştir. Rivayetin literal olarak bu lafızlarla, bu haliyle Hazreti Peygamber'e isnadı kabul edilemezdir. Ancak içerik, muhteva, yorumsal ve hermeneutik açıdan Hazreti Peygamber'in böyle bir mesaj vermesi olasıdır. Her ne kadar bu mesajın lafızlarını birebir şudur diyemesek de
Bu mesajı şu lafızlarla vermiş olduğunu söyleyemesek de, veda haccında benden sonra yeniden birbirinizin boynunu vurmaya dönmeyin, yeniden irtidat etmeyin, yeniden dinden dönmeyin, cahiliye adetlerine dönmeyin mesajları budur. Böyle bir mesajdır. Bunun farklı formları olabilir lafzi olarak. Bunu tam olarak kestiremesek bile rivayeti yorumladığım çerçevede değerlendirdiğimizde pekala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş olabilir diyorum ben. Onun için de derste içinizde dinleyenler arasında öğrencilerim varsa bu rivayetleri tahtaya yazıp analiz ettiğimizde orada iki tercüme yazdırıyorum. A, hatalı anlaşılan ve bu haliyle Resulullah'a isnat edilemeyecek olan tercüme diye yazdırıyorum. Bunu literal olarak tercüme ediyoruz ve işte bu peygamberin gelecekten haberidir, mucizesidir falan diye anlaşılan tercüme yapıyorum ve diyoruz ki bu haliyle bu rivayet peygamberin aleyhissalatü vesselam olamaz. İki, Hazreti Peygamber'e ait olabilme ihtimali olan tercüme diyorum ve o zaman da işte böyle tercüme ediyorum. Şöyle, tercüme yaparak sözlerimizi noktalamak istiyorum. Ey ashabım, sizden önceki dinlerin müntesipleri Yahudiler ve Hristiyanlar aralarında ihtilafa düşüp sonuçta iftirak edip parçalanarak o noktaya eriştiler ki içlerinden çok azı cennete girebilmeyi başardı ve büyük çoğunluğu cehenneme gittiler. Siz benim ümmetim öncesi parçalı bölük kabileye dayanan yamalı bohça gibi benim ümmetim. Her an parçalanabilmeye, bölünebilmeye müsait olan siz benim ümmetim. Şayet parçalanacak olursanız, benim gerçekleştirdiğim vahiy ile Kur'an sayesinde gerçekleştirdiğim bu birlik ve beraberliğinizi koruyamaz da, bölünüp parçalanacak olursanız, sizin bölünüp parçalanmanız ne Yahudi'ye ne Hristiyanlara benzer. Öyle bir parçalanırsınız ki sonuç itibariyle çoğunuz ve çoğunluğunuz cehenneme gider, içinizden çok azınız cennete girebilir. Bunu unutmayın. Eğer bölünecek olursanız, parçalanıp birbirinize düşecek olursanız bu sözüm kulağınıza küpe olsun. Böyle tercüme edersek, böyle anlarsak, bu rivayette onun Hazreti Peygamber'e ait olmaması için ne tür bir sorun olabilir ki? E hocam ama rivayetin lafzı böyle söylemiyor ki, siz böyle yorumluyorsunuz. İşte hermenetik dediğimiz şey burada önem kazanıyor. Hermenetik burada önemli. Ne diyor hermenetik? Okuduğunuz metnin lafızlarının sınırladığı anlam dairesiyle sınırlandırılamaz. Onun için benim Kur'an hermeneti derslerim, Kur'an hermeneti üzerine yazmaya yazdığım, inşallah bu sene bitirirsem yayınlanacak kitabım ve yorumlarım hermeneutik vurgusunu içermekle dikkatlerinizi bu noktaya çekmeye çalışıyor. Böyle saçma bir ifade mi olur diyebileceğiniz pek çok ifadenin hiç de saçma olamayabileceğini, hatta hikmetlerle dolu olabileceğini görebilmeyi bize mümkün kılan hermeneutiktir. Ve YouTube derslerimde ileride hem Batı sosyal bilimler hermeneutiğine ilişkin hem de bizim sufi gelenek sufi hermeneutiğe ilişkin hermeneutikten inşallah bahseden dersler yapacağım. Zaten Cabiri okumalarımızda beyani, irfani ve burhani hermeneutiğe gelmiş olduk.
O dersleri yapmaya başladık. Oradan devam ediyoruz. Evet efendim. Bir hadis yorumu dersimizde daha 73 fırka rivayetiyle ilgili kaynaklarımızda yer alan metinleri analiz etmeye, anlamaya ve yorumlamaya çalıştık. Umarım sürçülisan etmemişimdir ve yine umarım bu metinlerin bize vermek istediği mesajı doğru bir şekilde siz değerli izleyenlerime aktarmayı başarabilmişimdir. Bir başka hadis ve yorumunda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.